Arkadaşlar, çok kritik bir konunun tam arifesindeyiz şu anda. Çeşitli konularda videoları sizlerle paylaşıyorum. Bir erkeği nasıl anlarsınız? Erkek psikolojisinde hangi davranışlar vardır? Bir erkeğin hangi davranışı ne anlama gelir? Ne söyler ama neyi ima eder? Bütün bunları yavaş yavaş sizlerle paylaştım ve paylaşıyorum. Peki diyelim ki bir ilişkidesiniz. Erkek arkadaşınızda bazı davranış değişiklikleri var. İlk 4-5 aydaki davranışlarını değiştiriyor, daha farklı yaklaşıyor size. Bunlar ne ifade eder? Veya bir başka anlatımla, erkek arkadaşınızın size daha ciddi, daha evliliğe yönelik baktığını hangi maddelerden anlayabilirsiniz? Arkamda yazıyor. Arkamda yazıyor. Bu önemli bilgileri şimdi sizle paylaşacağım. Bir erkeğin yavaş yavaş, hala evlilik muhabbeti yapmadan, hala bu konuda fazla açık vermeden, gizliden gizliye, evlilik psikolojisine girdiğini gösteren, aslında bazen kendisinin de farkında olmadığı bazı davranış değişimleri vardır. Bu davranış değişimleri gerçekleştiği zaman anlayın ki yavaş yavaş nikah masası, o şarkı sizin için çalıyor artık yavaş yavaş. Şimdi bu üç maddeyi size yavaş yavaş sıralayacağım. Burada okunduğunu düşünüyorum. 1. Daha önce hiç aile konusu açmayan adam yavaş yavaş aile kurmaktan falan bahsetmeye başlar. Çocuk muhabbeti yapar mesela. Daha önce çocuk muhabbeti yapmamıştır, çocuk istediği yönünde bir konu açılmamıştır. Şaşırırsınız hatta. Ya bu adama ne oldu? Hani kafasına saksı mı düştü? Nereden çıktı bu konular falan? Yavaş yavaş açar. Bazı adamlar ciddi düşünmeye başladıktan sonra hemen bu konulara girerler. Sizi yoklamaya başlarlar. Onu da anlaması lazım. Siz aslında evlenilecek bir kadın mısınız, değil misiniz? Bunu anlaması lazım. Mesela bir film izliyorsunuz birlikte, romantik komedi. Orada bir aile var. Ya ne kadar mutlular birlikte, değil mi? İşte acaba biz nasıl bir aile olurduk falan, espriler yapmaya başlar. Biz acaba evlensek de hani bu ilişkimizdeki mutluluğu sürdürebilir miyiz? Acaba evlilik bizim aramızdaki uyumu bozar mı? Yine mutlu olabilir miyiz? Falan 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 bir sürü soru gelir yani, muazzam derecede. Dolayısıyla aile konusu, aile kurma konusu, çocuk başlığı, bütün bunlar yavaş yavaş önünüze çıkmaya başlar. Bilin ki işler ciddileşiyor ve adam yavaş yavaş kafa yapısını değiştirmiş, sizi daha çok ciddiye alıyor. Bunu anlayabilirsiniz. İkinci madde. Şimdi diyelim ki ilişkinizde haftada bir defa dışarı çıkıp yemek yiyorsunuz. İşte işler yoğun, o çok yoğun çalışıyor, siz yoğun çalışıyorsunuz. İlişkinin belli bir aşamasında birlikte geçirilen vakit artmaya başlıyor. Haftada 2, haftada 3 sizi daha çok görmek istiyor. Aslında burada evleneceği kadını kafasında belirlemiş, onu daha fazla kontrol altında tutmak istiyor. Çünkü bu kafasındaki evlilik planının suya düşmesini istemiyor. Sizinle alakalı kafasında güzel planlar var. Aile kurmayı düşündükçe kadının kendisine daha çok yaklaşmasını ister. Erkekler bunu ister. Daha fazla görüşmek ister. Daha fazla telefon etmeye başlar. Daha fazla mesaj atmaya başlar. Nasılsın, neredesin, ne yapıyorsun, neden? Çünkü kafasında artık sizinle evlendi o. Erkek önce bunu kafasında yapar. O kadınla kendisini aynı evde hayal eder, onu karısı olarak hayal etmeye başlar, ağzından kaçırır. Sevgilim diyorsa karıcı, aa pardon ya nereden çıktı falan der birdenbire. Çünkü bilinçaltı yavaş yavaş o tabirleri de ortaya dökmeye başlar. Evlilikle ilgili yapılan planlar fazla gizli kalmaz. Bunlar yavaş yavaş masaya dökülür. Dolayısıyla ikinci madde, birlikte geçirdiğiniz zaman gözle görülür ölçülerde ciddi anlamda artmaya başlar. Bunu görürsünüz, gözünüzden kaçmaz yani. Üçüncü madde, aile konusunda sorular artar. Akrabalarınızla ilgili sorular. Mesela çok alakasız bir yerde, bakın size önemli bir ipucu vereceğim. Senin ailende kaç kişi boşandı? Hani ailende çok boşanma oluyor mu? Kuzenlerin falan evliler mi? Mesela siz dediniz ki işte teyzemin kızı boşandı. O sorar mesela. Hani teyzenizin kızı onu neden ilgilendirsin? Ama sorar, neden boşandılar? Yani bu ailede, sizin aile kültürünüzde evlilik kültürü var mı? Evlilik ciddiye alınıyor mu? Akrabaların, ailenin, işte envai çeşit insanın evliliğe bakış açısı nedir? Adam bunu anlamaya çalışır. Çünkü daha önceki videolarımda paylaştım, önemli bir konu. Evlilik insanlar arasında değil, evlilik aileler arasında. Aileler her zaman için evliliğe karışırlar. Uzak kalsalar karışırlar, niye uzaktayız diye. Yakın olsalar, sürekli evinize girip çıkıyorsa anne babalar falan, iyice karışırlar. İyice her şey Arap saçına döner. Onun için adam yavaş yavaş bunu bildiği için, her erkek bunu bilir. Çünkü kendi ailesinin, özellikle de kayınvalide, yani annesinin olaya karışacağını bildiği için sizin annenizi, babanızı, dayınızı, amcanızı sorgulamaya başlar. Der ki, yani sizdeki evlilikler nasıl?
Annem benimle ilgili ne düşünüyor? Bu ilişkimizle ilgili ne düşünüyor? Ailen sorular soruyor mu? Genel olarak evlilikle ilgili ailenin sana yaptığı bir baskı var mı? Senden evlenmeni istiyorlar mı? Onlar işte yaşın geldi artık evlen diyorlar mı? Bunları sormaya başlar. Çünkü dediğim gibi kafasında artık sizi ciddiye aldığı için sorular, muhabbetler, konular, aranızdaki konular bu yönde ilerler yani. Evlilik muhabbetlerini sürekli duymaya başlarsınız. Aile, çocuk, akrabalar, birlikte geçirilen zamanın artması. Şimdi şu şekilde bu videoyu bağlayacağım. Çok fazla takipçimden, değerli takipçilerimden, kadınlardan şu mesajı alıyorum. İlişkimiz harikaydı ama benden uzaklaşmaya başladı. İlişkimiz mükemmeldi, nişanlandık, uzaklaşıyor. İşte söz yaptık aramızda ama eskisi gibi artık bana ilgi göstermiyor. Bakın, bu adamlar size evlilik öncesi önemli sinyaller veriyor. Bu adamlarla evlenmeyin, bu bir hata. Bunu yapmayın. Yani evlilik öncesi kötü sinyaller aldığınız zaman bunları görmezden gelmeyin. Çünkü evlenmek, boşanmak, çocuklu boşanmak, çocuksuz boşanmak her ikisi de zor. Ya kendinize bu zulmü yapmayın. Evlilik öncesi kötü sinyaller veren insanlar oluyor. Aslında bilinçaltında istemiyor evliliği ama herkese ilan edilmiş yani. İşte düğün tarihi belli, işte davetiyeler basılmış falan. İnsanlar diyorlar ki ya biz bu yola girdik yapalım deneyelim. Ya evlilik şansınızı deneyeceğiniz bir şey değil. Evlilik çok ciddi bir şey arkadaşlar. Bunu ciddiye alın. Yani ben şu filmi altı matinesi var hani izleyeyim çıkayım. Filme 20 lira verirsiniz. 10 dakika sonra beğenmezseniz çıkarsınız. Kimse de size filmden niye çıktın demez. Evlilikten ben sıkıldım çıkıyorum diye çıkmak yok. Öyle bir şey değil. Mahkemesi var, hukuku var, avukatı var. Bir sürü olayı var. Bugün medyada meydana gelen olayları dikkatle takip edin. Nasıl boşanıyorlar? Çok ciddi sorunlu boşanmalar var. Çocuk velayeti var. Özellikle kadınlara buradan sesleniyorum. Annelik duygusu çok kutsal bir duygu, önemli bir duygu. Çocuk yaparken iki kere düşünün, ciddi düşünün. Evliliğiniz iyi gitmiyorsa eğer, evliliği kurtarmak için de çocuk yapmayın. Çünkü o çocuk da anne babası ayrı olduğu zaman ayrı bir kaos, ayrı bir travma yaşıyor. Bunlar zor olaylar yani. Onun için bu videonun konusundan sapmadan şunu şu şekilde bitireyim. Evlilik konusunda size ciddi bakan erkeğin vereceği sinyaller bunlardır. Umarım bu video işinize yarar ve umarım şu an ilişkide olduğunuz adam size bu sinyalleri veriyordur. Umut ediyorum. Görüşürüz.